Havacılık konuşalım Ali Bey. Türk Hava Yolu'nda hedef fiyatlar güncellendi. Raporlarda o şekilde geldi. Hem uçanlar hem böyle yer hizmetlerine değinelim. Tabii Türk Hava Yolları tarafına baktığımızda ben çok uzun zamandır özellikle yukarıda tepe tarafta Bollinger'a dikkat çekiyorum. Bakın Bollinger aşılmadığı sürece burada zaten ana hareket kısa vadede tamamlanmış oluyor. Ne zaman ki Bollinger'a aşılır üzerinde net kapanışlar görmeye başlarız. Artık durum farklılaşır, farklı bir senaryoya geçeriz. Rally moduna da geçebiliriz diye belirtebiliriz. Ama bakın burada da 10 gün burayı denedik, aşamadık, düzeltme yaptık. Sonrasında gelen tepki yine deneme ve yine düzeltme. Sert şekilde artık tepki boyları kısa kalmaya başladı. Nerede tıkanıyoruz? 317'de tıkanıyoruz ve ortalamaların yoğunlaştığı bölge 317 ile 332 arasında bundan sonraki süreçte. Biz burada net bir hareket başlamasını istiyorsak en azından 317-332 bölgesinin kırıldığını görmemiz gerekiyor. Bu bölge kırılmadığı sürece Türk Hava Yolları'ndaki gelen alışlar, bu bölgeye kadar gelen alışlar yine benzer şekilde bu bölgede olduğu gibi satışa dönecektir. Yani net bir pozisyonlanma için en azından 332'lerin üzerine oturduğunu görmemiz lazım. Bunu göremediğimiz sürece gelen tepkileri eğer elimizde pozisyon varsa en azından elimizdeki pozisyonların yarısıyla trade etmekte fayda var. Bakın geçen haftaydı sanırım kanalın birinde yaptığımız değerlendirmede özellikle 291'e dikkat, 92'lere dikkat çekmiştim ki yine dip seviyesi burası oldu ve tepki geldi. Yani bu bandı 332, 292 bandını testere bandı olarak düşünün. Trade fırsatları değerlendirilebilir. Trade becerimiz yoksa ne yapmak lazım? Beklemeye devam edeceğiz. 332'ler kırılmadığı sürece diye belirtebilirim.